Çayırın ortasında tek başına oturuyor değilim. Neredeyim? Uludağ'da Karina Otel'in arka tarafındayız. Ne yapıyoruz biz burada? Açık Bey'in uzun süredir planladığı ve en sonunda çok şükür muvaffak olduğumuz İnsanın Fabrika Ayarları adlı kampımızı ilk defa gerçekleştiriyoruz. 9-12 Ağustos 2018 tarihleri bizim için önemli tarihler. Çünkü benim uzunca bir süredir uğraştığım, Açık Beyin'deki arkadaşlarla uzunca bir süredir istişaresini yaptığım ve hatta şu anda kitabını hazırlamakta olduğum bir başlık İnsanın Fabrika Ayarları. Milyonlarca yıllık canlılık serüvenimizden bize kalan ayarlarımızı anlayıp içinde yaşadığımız dünyadaki uyumsuzluklarımızın nedenini anlamaya, daha iyi, daha doğru bir hayat kurmaya doğru fikirlerimizi değiş tokuş ediyoruz. Burada kimse kimseye ders anlatmıyor. Bir deneyim paylaşıyoruz. Uludağ'da olmasının sebebi öncelikle sevgi Uyumaz Türk'le birlikte ve onun ekibiyle beraber organize ettik. Onlar bizi Uludağ'a davet ettiler ve iyi de yapmışlar. Gerçekten burası fabrika ayarlarını hatırlamak için güzel bir yer. Kışın da gelmeye niyetimiz var. Niyetimiz çok bozuk. Ben çok sevdim. Sanırım herkes de çok sevdi. Bunu elimizden geldiğince tekrar etmeye çalışacağız. Evet, şimdi o zaman sorumuza geçebiliriz. Mekansan evet, sorularımıza geçebiliriz. Hocam, bir takipçimiz Evrim Topkaya demiş ki, bir insanın bir konu hakkında tutkulu olması nasıl sağlanır? İş yaşamı haricinde gündelik hayattan keyif almak isteyen, özellikle bir hobiye sahip olmayı isteyen ama bu konuda bir türlü harekete geçemeyen insanlar nasıl motive olur? Bir insanı bir şeye tutkulu hale başka pek kimse getiremez. Ancak kazara şöyle bir şey olur. Diyelim işte birinden bir ders alırsın, bir konserde birini bir şey yaparken görürsün ya da bir performans izlersin. O sana ilham olur. Ha ben de bunun gibi bir şey yapmak istiyorum dersin ama bu yöntem çok nadiren işler. Şans eseri olarak çok az kişinin başına gelir. Bunun en güzel yolu denemektir. Yani en önemli kazanımlar genellikle daha önce yapmadığımız ama yapmaya cesaret ettiğimiz şeyleri deneyimlediğimiz zaman ortaya çıkıyor. Daha önce yapmadığımız herhangi bir şey, bu illa böyle riskli falan bir şeyler olmasına gerek yok ya da masraflı bir şeyler olmasına gerek yok. Evinize giderken başka yollar kullandığınızda bile aslında daha önce karşılaşmadığınız şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla daha önce gitmediğiniz mekanlar, tanışmadığınız insanlar, denemediğiniz hobiler, uğraşlar, sanat dalları, bunlar size sizin hakkınızda bir fikir verir. Ama gerçek tutku hiçbir zaman size sunulan seçenekler arasında değildir. Bu seçeneklerin bir kombinasyondan oluşturacağınız, kendinize özgü, kendinize özel bir yol sizi gerçekten tutkuyla çeker ve ömür boyu götürür. Bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki bir oyuncusunuz. Yani oyunculuk yapıyorsunuz, profesyonel mesleğiniz bu. Sonra bir eğitim şirketiyle mesela tanışıyorsunuz. Eğitim şirketinde bir şekilde eğitimle ilgili işlerde çalışmaya başlıyorsunuz. Çünkü orada oyunculuk işleri pek iyi gitmiyor. Bu arada orada eğitimle ilgili bir şeyler öğreniyorsunuz. Oyunculukla ilgili bir deneyiminiz var. Ve daha sonra mesela orada çocuklarla ilgili bir şeyler çalışmaya başlıyorsunuz. Derken oyunculuk vardı. İşte eğitimle ilgili birikimler oluştu. Çocuklarla çok iyi anlaştığınızı fark ettiniz. Derken bunların bir kombinasyonuyla daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen çocuklara yönelik oyunculuk bilgilerinde kullanıldığı bir eğitim yöntemini ortaya çıkarıp ömrünüz boyunca dünyanın bir numaralı markası olabilirsiniz mesela. Şeyma, sana söylüyorum, gelinim sen ama. Çıklam. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Bu soru cevabı bana oldu. Evet, hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Selma Bekiroğlu, bizim takipçimiz Açık Beyin'den demiş ki, içinde bulunduğumuz durumdan mutsuzken, bu durumdan gitmek ya da bu durumu değiştirmek isterken neden adım atamayız? Karar verebilmek için basit bir analiz ya da teknik var mıdır? İnsan neden hep sert bir şey bekler bu mutsuz durumdan vazgeçmek için? Burada farkındalık bazen işe yaramıyor. Bilmene rağmen uygulayamadığında bilginin ne anlamı kalıyor? Of, velhasıl ne yapmalıyız demiş hocam. Çok daralmış. Hepimiz zaman zaman böyle daralıyoruz. Bu tip darlıklar aslında o alanın dışına çıkmak için bir vesiledir. Yani bu darlıklar, bu sıkıntılar bize aslında onlarla ilgili bir şey söyler. Bunun bir pratik formülü bilmem nesi yok. Sadece minik bir cesaretle o konfor alanını terk etmek lazım. Konfor alanını defaatle anlattım. İnsanın böyle bir eli yağda bir eli balda olan zaman değildir konfor alanı. Sıkışmasına rağmen dışarı çıkmayı göze alamadığı yaşam alanıdır. Ne kadar sıkılsa da, ne kadar kendini gerçekleştiremediğini düşünse de oradan dışarı adım atmayı cesaret edemediği için orada işte ölmeden kalabildiğinden orası onun konfor alanıdır. Dolayısıyla
Bu herkesin kendisini bilmek ve kendi koşullarını bilmesiyle ilgili bir şeydir. Yani kendisini ne kadar biliyorsa, koşullarını ne kadar iyi tanıyorsa, ne kadar çok açık gözle etrafına bakıyorsa kendi bilgeliğiyle halledebileceği bir şeydir. Deneme yöntemi her zaman önemli. O konfor alanının dışına, daha önce yapmadığı bir şeye doğru atacağı her adım onun bakışını, anlayışını, görüşünü, kendisiyle ilgili farkındalığını ve dünyadaki imkanlar açısından deneyimlerini zenginleştirecek. Dolayısıyla bir gecede büyük değişimler olmayacak hiçbir zaman. Ama bir insan niyet edip de hayatını değiştirmek üzere minnacık bir adım atmaya başladığında onu bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki takip edecek. Mutluluk bizim amacımız değil. Bizim amacımız, hayat amacımız neyse onu bulmak. Mutluluk da onun faizi olarak zaten otomatikman hesaba yatıyor. Yani işin içinde acısı var, sıkıntısı var, derdi var, parasızlığı var. Var Allah var, bir sürü şey var ama bunların hiçbirisi mutluluğa engel değil. Bunlar tutkuya yönelik ödenmesi gereken bedeller olarak karşımıza çıkarsa eğer yağ ubal oluyor ve biz onlara bayılıyoruz. Dolayısıyla o alanın dışına adım atsın. Nasıl yapacağını en iyi kendi bilir. Evet, üşüdüyseniz içeri girelim hocam. Yok vallahi güzel. Tamam. Bir tane de şu vardı. Esra Ece Can 11 yaşında bir erkek çocuğunu psikoloğa göndermişler. Kendi çocuklarını bilmiyorum. Psikolog diyemiyorum bu arada ya, onu fark ettim. Psikolog. Nasıl Ferhat. Psikolog. Yani psikolog dersen, psikolog kötü bir şey. Psikolog daha. Psikolog. Biraz hızlı söylemem gerekiyor. Evet, bunu da çözdüğümüz iyi oldu. Evet, psikoloğa gitmişler. Efendim, psikolog demiş ki, her şey var ama istek yok demiş. Sonra hiperaktif, yerinde duramayan falan diye böyle tanımlar koymuş. Diyor ki kendisi, çok espri yapma kabiliyeti olan işte bir çocuk, yanlış yaparım ya da doğru olmazsa ne yaparım? Zaten ben bunu yapamam tarzı kaygılar yüzünden hayatı kendini daha dar etmesin istiyoruz demiş. Biraz karışık olmuş. Bunu annesi söylüyor değil mi? Galiba annesi, evet. Yani benim çocuğum diye belirtmemiş. Hı-hı. Bir arkadaşın çocuğu olabilir. Hı-hı. Kısacası bu istek denen şey nasıl gaza geliyor diyor. Pohpohlama, gazlama gibi şeyler yapıyoruz ama bunlar çok işe yaramıyor. Bizim istediğimiz okul birincisi olmasın, ders çalışma isteği olsun yeter. Daha ne olsun yani? Şimdi bu istekler öyle paketli olarak gelmiyor. Yani insanlar bizim istediğimiz için bir şeyler yapmıyorlar. Belli dönemlerde böyle oluyorlar, başka dönemlerde farklı şekillerde oluyorlar. Siz mi insana bir şey hissettiremezsiniz, onu bir yöne iletemezsiniz. İnsan kainatın en karmaşık varlığıdır. Sadece ve sadece sizin yapabileceğiniz kadar, haddinizi sınırınızı aşmadan, o insanın kafasını gereksiz yere meşgul etmeden ona yol açar, önündeki imkanları arttırır, ona cesaret verebilirsiniz. Yapabileceğiniz tek şey budur. Fazla yüklenmek, fazla beklenti, o insanın o andaki yaşam koşulları itibariyle ona fazla gelebilecek, normalde normal olan ama o durumda fazla gelebilecek her türlü beklenti o kişiyi deprese eder, o kişinin performansını göstermesini engeller. Dolayısıyla bu tip bir sorunun yanıtı yoktur. Yani bu tip bir soru, şu an için durum böyleyse bunun bir sebebi vardır. Bunun geçmesi yönünde beklemek ve ona göre davranmak lazım. Yani bir çocuk, bir insan, bir genç neyse şöyle beklentilerimize aykırı davranıyor diye onu bir böyle anahtar çevirerek bir başka hale getirmenin yolu yok. Ve tekrar söyleyeyim, böyle bir sorun için detaylı, derinlikli danışmanlık gerekiyor. Tecrübeli birilerinin yol göstermesi gerekiyor. İnternette sorulan sorularla bu işlere cevap bulamayız. Yani onun muhakkak mentöre, bir yol göstericiye, bir işte psikoloğa, bir gerekiyorsa bir psikoloğa, bir rehbere ihtiyacı var. Ve onu bulacaktır yani.